Maneviyat tarafı insanlar tarafındaki insanlar hep maddiyat tarafındaki insanlar tarafından hep korkulacak insan olmuşlardır. Ortadan kaldırılmalarına gayret edilmişlerdir. Şekil A, Hazreti Menderes'in idam edilmesi gibi, Özal Hazretlerinin zehirlenmesi gibi. Allah reis cumhurumuza efendim kazalardan belalardan esirgesin, hayırlı ömürler nasip etsin. İnsan bugünün satılmışı kimdir düşünmek durumundadır. Bugünün Hüseyin'i korumunda olan kimlerdir, kimdir düşünmek durumundadır. Bulunduğun yerin Kerbela olup olmadığını anlayabilmesi için zalim kim, mazlum kim düşünebilmesi lazımdır. Çok güzel. Bunu çok çevreli düşünmek lazımdır. Bizim içerideki ülke genelindeki hadiselerimizin, hallerimizin bağlantıları hep dışarıdadır. Dışarıdan yönlendirilmektedir. Orası da Küfe, Şam'dan yönlendiriliyordu. Süper, evet, tam onu söyleyecektim hocam, evet. Küfe'de Şam'dan yönlendiriliyordu. O zaman Türkiye'deki düşmanlar da dahili ve harici bedbahtlar yani bir yerlerden yönlendiriliyor. Eğer biz bunu doğru okuyamazsak, eğer bu dolmaları yutup birbirimizi kırarsak, birbirimizle kucaklaşamazsak, bir kere sosyal olarak büyük bir hataya düşeriz, ziyan ederiz. Coğrafi olarak, saha olarak, ciddi olarak bir hata ederiz. Sonra sistemin özüne indiğimiz zaman hakikat platformunda da büyük hata ederiz. Bunu doğru okumamız lazımdır. Burada artık beni aşan şeylere girip de çok güzel bir söz vardır. Elimin değmediği şeye dilimi değdirip de vebal altına girmeyeyim diyor büyüklerimizden bir tanesi. Bizi aşan konulara girmeyelim ama resim budur. Yani hocam o zaman söyleyeyim. Bir de bunu bireye indireceğim bir de Esra'cığım müsaade edersen. Bireye indirdiğimiz zaman Kerbela vücudumuzdur. Yezid nefsimizdir. Çok güzel. Hüseyin iman potansiyelimizdir. Anlatabiliyor muyum? Eğer biz bunları ayırt edip vücudumuzu kandan ve susuzluktan kurtarmayı düşünüyor isek Yezid nedir, Hüseyin nedir bunu analiz edebilmemiz lazımdır.